Muğla CHP örgütü 16 Nisan referandumu sonrasında alınan sonuçlara teşekkür mahiyetinde ilçe örgütlerini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Muğla Milletvekilleri Akın Üstündağ, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün de aralarında olduğu heyetin son durağı ise Muğla'da en çok hayır oyunun çıktığı Bodrum ilçe örgütü oldu. Toplantıda yapılan konuşmalarda ortaya çıkan ortak mesaj ise birçok farklı görüşün bir araya geldiği hayır cephesinin korunarak 2019 seçimlerine gidilmesi gerektiği oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum ilçe binasında partililerle bir araya gelen il başkanı, milletvekilleri ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı referandum sürecini ve sonrasına yönelik olarak değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini partilileriyle paylaştılar. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadoğan dışında neredeyse tam kadro toplantıya katılan Bodrum Belediyesi CHP'li meclis üyelerinin bir süre sonra toplu halde toplantıyı terk etmeleri ise merak konusu oldu. Açılış konuşmasını yapan CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadoğan'ın Ankara'da olması nedeniyle bu toplantıya katılamadığını söyleyerek, Bodrum genelinde ilçe örgütü olarak genel merkezden gelen 20 bin ve kendilerinin bastırdığı 40 bin adet parti logosu olmayan ve sadece değiştirilecek olan 18 anayasa maddesinin karşılaştırmalı bilgilerini içeren broşür dağıttıklarını ifade ederek şöyle konuştu. Aldığımız bütün sokakları tespit ettik. 902 tane sokak. Kadınlarımızın elinde haritalar, tek tek sokak sokak çalıştınız. Biliyorsunuz ama böyle sokak sokak çalışıldı. Hakikaten Bodrum'da 65 bin hane var. 65 bin hane var. Bu kolay bir şey değil. Hakikaten her gün kadınlarımız, bölgeler ayırdık. Bölgelerde Turgut Reis bölgesinde koordinatörümüz vardı. O kadın kollarımız orada çalıştı. Yalıkavak bölgesinde yine oradaki arkadaşımız. İşte Turgut Reis de Mustafa Bey, Başar arkadaşımız burada mı bilmiyorum. Burada mı Başar? Bilmiyorum. Yani her bölgede, Hikmi Bey, Gündoğan'da, başka bölgede arkadaşlarımız. Hakikaten çok güzel bir çalışma yaptık. İnanın esnafların belki %80'ini dolaştık. Bütün sanayi sitelerini dolaştık. Her gün ortalama ben kendi şeyimden biliyorum 8-10 kilometre arasında yol yapıyorum. Hakikaten. Ama ben inanmıştım Bodrum'da çok yüksek bir oy çıkacağına ve Türkiye'de hayırın çıkacağına çok inanmıştım. Ama sonucunda bu oyu Bodrum'da çıkarttık ama Türkiye'de maalesef çıkaramadık. Şimdi arkadaşlar, bu anlamda tabii ki arkadaşlarımız, vekillerimiz onlar da her gün alanlardaydı. Tabii ki alanına çıkan herkese çok teşekkür ediyorum. Yani ülke şeyini söylerken bizim hakikaten beklemediğimiz Yüksek Seçim Kurulu tarafından son dakikada böyle bir karar alınarak mühürsüz oyların geçerli kabul etme kararını 5'e 5 kala böyle bir karar alarak hakikaten hukuku hiçe saydılar Yüksek Seçim Kurulu. Parti her şeyi düşünmüştü ama bunu düşünmemişti diye düşünüyorum. Hakikaten biz de düşünmemiştik. Daha sonra söz alan CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, YSK'nın aldığı kararla Türk demokrasisinin sınıfta kaldığını ve dünyada ülkemize ikinci sınıf demokrasi muamelesi yapılır hale gelindiğini ifade ederek şunları söyledi. Demokrasimiz ciddi bir hasar almıştır, ciddi bir yara almıştır ve bunun yansıması da Avrupa Birliği'nde gördük. Bugün %20 Avrupa Birliği'nde %20 evet'e karşılık %80 Türkiye'de ikinci sınıf demokrasi kategorisine indirilmiştir. İkinci lige düşürülmüştür. Çok önemli çünkü ülkenin geleceği açısından, demokrasi açısından, ekonomi açısından bundan sonraki süreç çok iyi izlenmeli. Ve mücadele bundan sonra tabii ki öncelikle mecliste ve sahalarda devam edecek. Maçı onlar 1-0 kazandık diyorlar. Offside'dan olsun. Farklı bir şekilde hileyle hudayla maalesef bu sonuca varıldı. Onlar öyle büyük lokma yaptılar ki o lokma boğazlarından geçmiyor. Su istiyorlar, arkasından vurduruyorlar ama o onları
gerçekten sindirmeleri çok zor olacak. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim hedefimiz bundan sonra değerli arkadaşlar, değerli dostlar 2019 olmalı. Tabii ki 2019'a varmadan önce çok önemli bir aşama daha var. Yerel yönetimler. Yerel yönetimlerde biz Türkiye'de çok iyi bir noktaya ulaşırsak ve yerel yönetimlerdeki başarımızı biz katlayarak arttırabilirsek ki hedefimiz bu. 2019'u rahat bir şekilde halledip 2019'da Cumhurbaşkanlığını kazanarak tekrar parlamenter sisteme dönmenin mutlaka altyapısı oluşturacak. Çok daha güçlü bir demokrasi, çok daha özgür bir Türkiye'yi yapısını oluşturacağız. Çünkü biz yürekten inanıyoruz ki parlamenter sistem ve ileri çağdaş demokrasiyle ancak dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında olabiliriz ve huzurlu bir ülke olabiliriz. Bölgemizde saygın bir ülke olabiliriz. Dünyada saygın bir ülke olabiliriz. Bu bir gerçek. O nedenle bu mücadelemiz devam edecektir. Ben öncelikle Bodrumları, Bodrum halkını kutluyorum. Ve hayır cephesine katkı koyan bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partileri, işlerlikle kutluyorum. CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ise 16 Nisan'da gerçekleşen seçimin olağan olmadığını ve olağanüstü bir dönemde yapıldığına dikkat çekerek şunları söyledi. Gönül isterdi ki %51 ile biz kazanalım. Bir gerçek var ki şu anda ay sonu itibariyle Danıştay'ın en son verdiği 10. dairesinin verdiği kararla dikkat aldığında kesinleşme sürecinden sonra o uyardığımız halkımıza bilgilendirme noktasında birçok çaba harcadığımız o toplamda gerçekte 15 madde olarak gözüken ama gerçekte 76 maddelik anayasa metinleri bizim anayasamıza monte edildi. Bu bir gerçek. Bu olağan bir ortamda asla geçemeyecek bir şeydi. Bu özellikle planlandı, aşama aşama hayata geçirildi. Şu anda Avrupa Birliği, Avrupa'nın birçok kurumu, kuruluşu Türkiye'nin bir diktatörlüğe doğru yol aldığını görüyor ve uyarılarını da yapıyor. En son evvelsi günkü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin vermiş olduğu oylama sonucunda vermiş olduğu karar ki 113'e karşı 45 oyla geçmiştir. 12 üyede çekimsel kalmıştır. Demokratik kurumların işleyişi başlığı altındaki bahar toplantılarının hemen başında Türkiye ile ilgili bir denetim altına alma, izleme noktasına tekrar geri gelme ile ilgili karar verildi. Bu Avrupa'da ilk defa oluyor. Hiçbir ülke şimdiye kadar bu denetimden çıkıp tekrar denetim altına geri dönmemiş. Hep bu demokratik kurulları daha iyi işleten, demokrasi açısından daha ileri giden bir noktada olmuş. Biz rekorları seven bir ülke olduğumuz için bu rekoru da ibadet kendimizi kırdık. Tekrar denetim altına alabildik kendimizi. Böyle başarılı bir ülkeyiz şu anda. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi bu gerçek karşısında kuvvetler birliğinin sağlandığı noktada özellikle bundan sonraki süreçte ne yapacağız? Bu çok önemli bir şey. Bunu aslında masaya yatırmamız lazım. Yatıracağız. Yan merkez katında bu toplantılar yapılmaya başlandı. İlçeler, iller bazında da bu toplantılar yapılacak. Ve kendimize bir yol haritası, yeni bir şekillenme tabii ki yapacağız. Yapmak zorundayız. Yeni bir değerlendirme yapmak zorundayız. Özellikle almış olduğu hayır cephesinin oyu çok kıymetli. Bütün algılara, algı yanıltmalarına karşı gerçekleri gizleme, üstünü örtme
referandumdaki oylanan maddelerin dışına çıkarak daha farklı noktalarda seçmenin iradesinin sandığa farklı ulaşmasını sağlayacak bütün hareketlere rağmen, OHAL şartlarının bütün kısıtlamalarına rağmen hayır demiş olan o %49 çok kıymetli. Bunun değerini bilmemiz lazım. Bu kitlenin hemen hemen yarısı Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki seçmen kitlesinin olduğu bir kitle. Çok farklı düşüncelerde olan bir kitle. Ama bu kitlenin en büyük özelliği ve en büyük ortak anlayışı Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir cumhuriyet olarak yaşaması. Demokratik kurallara oturmuş, kuvvetler ayrılığı prensibine dayanan, hak ve özgürlüklerin dağıtıldığı, temel hak ve hürriyetlerin de sağlama alındığı bir devlet olmasını isteyen bir kitle. Keşke her yer Bodrum kadar başarılı olsaydı sözleriyle konuşmasına başlayan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'sa çok dikkat çeken değerlendirmeler de bulundu. Referandum öncesinde yaşanan bazı olağan olmayan konulara dikkat çeken Aldan, olası bir erken seçime vurgu yaparak şunları söyledi. İşin içinde pek çok aktör var. Umarım bazılarını ben sizde danışma toplantısında paylaşacağım. Çok farklı aktörler bu işte evet dedi. Yani sadece memleketin bir yönü olarak düşünmeyin. Yani küresel sermayenin, finans sektörünün bir hafta 10 gün önceden evet'i nasıl satın aldığını hiç unutmayalım. Merkez Bankası'nın tutumunu, o arada dolarların nereden geldiğini, tırnak içinde Ürdün, acaba Ürdün'den kimden geldi 15 milyar dolar? Bunların hepsini iyi hesap edilmesi lazım. Ama buna rağmen, yani bu derneği o eşitsiz seçim koşullarına, o devlet olanaklarının o alabildiğine kullanmasına, siyasi ahlaksızlığın artık uç yaptığı noktalara rağmen ve anayasa metinlerinin hiç konuşulmadan kampanya yürütülmesine rağmen geldiğimiz noktada ortada. Bir, ciddi anlamda bazı sandıklarda bizim sandık görevlerimiz gözaltına alındı. Bazıları HDP'nin mesela ite kaka şeyden atıldı. Sonra İçişleri Bakanlığı'nın 3 gün önce, yani sandıkların oy kullanmadan 3 gün önce sandık başlarında görevliden başka kimse bulunmaz emri yayınlanınca genelgesi. Sandık başında da muhalefetten kimse olamayınca ne hikmetsiz. Bu takdir ortaya çıkan tablo bu. Ama biz gerçeği biliyoruz. Şeyden önceki pazartesi günü, seçimden önceki pazartesi günü Cumhurbaşkanı'na sunulan kamuoyu anketindeki hayır oranı %55.4. Ama bu bir şekilde dönüştürüldü. Tabii yasal boyutu var işin. Bakan Vekilim söyledi. Mutlaka o görüş, bizim oraya hiç kafa takmamamız lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararı verme yetkisi var ama iptal etme yetkisi yoktur. Danıştay kararını vermiştir. Büyük bir ihtimalle partimiz Anayasa Mahkemesi'ne de başvurmayacaktır. Yani ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılacak bir başvurun da sonuçlanması en iyimser tahminle zaten 1-2'lik olabilir. Bu anlamda işin gerçekliğine göz atmakta yarar vardır. Bir sokaklara gidecek miyiz? Onu da isterseniz. Çok önemli çünkü. Şimdi şöyle bir olayla yüzdeyiz. Şimdi yapılabilecek şeylerden bir tanesi bir erken seçim olasılığı da gündemdedir. Çünkü ülkenin ekonomisi son derece kötü. Bu kadar dünyada herkeste küsen, herkeste bir sorun yaratan bir anlayış daha fazla iktidarda kalamayacaktır. Bu anlamda da ülkedeki baskıyı daha arttırma adına böyle bir baskı erken seçim girişimi söz konusu olabilir. Bunu göz ardı etmeyelim.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün de bu referandum sürecinde geçmişte birbirlerine silah sıkan grupların bile ortak bir görüşte birleşebileceklerini ve bir arada çalışabileceklerini gösterdiğine dikkat çekerek esas meselenin 2019 seçimi olduğunu belirterek şunları söyledi. Bir kere bu ilk gün ve o akşam hepimiz inen çıkan rakamlarla bizim de tansiyonumuz indi çıktı. Ha geldik ha geliyoruz derken neticede 1,5 puanla evetler önde çıktı ve biz gerçekten bozulduk. Ben de dahil olmak üzere. Ama ertesi gün yorumladığımızda biz kaybetmedik. Ne oldu? Kazanıldı dedikleri şey ne oldu? Hayır çıktı. Peki hayırdan sonra hemen olacak olan ne var? İki şey var. Birisi Erdoğan'ın genel başkan olabilmesi Cumhurbaşkanlığı makamında iken. Zaten öyleydi. Bunun adı konu. Daha önce farklı mıydı? Genel başkan gibi hareket etmiyor muydu? HSK'nın yeniden belirlenmesi. Peki HSK'yı kim belirledi? Bir iki belki vardır. Bir ikisini de değiştirerek tümünü değiştirmiş olacak ve ona da tam manasıyla daha önce olduğu gibi hakim olmaya. Peki esas mesele nerede? 2019'da. 2019'da olduğunu farz ediyoruz. Yani 2019'da seçilecek olan Cumhurbaşkanı tek adam olarak seçilecek. Peki Cumhurbaşkanı'nın bu referandumdan sonra mutlak surette Erdoğan seçilecek deme imkanımız var mı? Hayır. Peki benim niye ben üzüleyim? Tek adam olduğu için. Niye ben üzüleyim? Çünkü bu anayasanın getirdiği tek adamlığa seçilecek olan Cumhurbaşkanı 2019'daki seçimde belirlenecek. Toplantıda son sözü alan CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban da seçimin kaybedilmediğini ve önemli kazançlar elde edildiğine vurgu yaparak seçim sonrası ilçe örgütlerini tek tek ziyaret ederek başarılı ve özveri çalışmalarından dolayı kutlayarak teşekkür ettiklerini, son olarak da Muğla'nın referandum çalışmalarında en başarılı ilçesi Bodrum'a geldiklerini söyledi. Alban, AKP'nin Muğla'ya başbakan ve altı bakanla çıkarma yaptığını söyleyerek şöyle konuştu. Bodrum veya Muğla. Burada hayır oylarını %80, %70 Muğla çıkartırken Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek başımıza çıkarttık. Demin başkanım, milletvekillerim örnek verdi. İlçe başkanım verdi. Biz güzel Türkiye'mizi aydın düşünceyle, çağdaş yönetim şekliyle Cumhuriyet rejimini korumak için mücadele ettik. Tek hedefimiz buydu. Tek adama teslim etmemek. Onun için bu yolda omuz omuza, yan yana, birlikte yürüdüğümüz, ilçe başkanımın da örnek verdiği tüm siyasi partiler var bu işin içerisinde değerli şeyler. Tüm meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kurumları, en küçük derneğinden en çok üyesi olan derneğine, en küçük platformda en çok harekete, bunların tamamı veya bir birey olarak kalkın tek kişisi mücadele edin. Bu hayır böyle alın. Yarın seçim olur. Yerel, genel, herkes kendi partisinin oyunu alır. Çalışmaları öyle yürütülür. O ayrı bir mesele. Önemli olan bizim meselemiz 2019'daki gidiş. 2019'a gidiş. Bu yasa hayata geçti. 2019'da seçilecek kişi kim olursa olsun, gerek bizim partide, gerek başka bir yerde, gerek ortak firada, kim olursunuz. Tek hedefimiz parti olarak bizim şu olması lazım. Tüm seçim kampanyasında anlattım ben bunu değerli arkadaşlar. Sivil bir anayasa yapmamız gerekiyor diye iddia ettik.
bu sivil anayasanın içerisinde neler var diye iddia ettik. Şuydu bizim amacımız. Tüm sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, siyasi partilerin, tüm kitlelerin, emekçilerin, sendikaların, odaların, bunların, basının, halkın, ne varsa temsil edilen herkesin görüşünün alındığı bir komitenin, komisyonun kurulduğu bir ortak sivil anayasa taslağı hazırlanıp meclise gelmesini sağlamaktır. O meclise geldiği zaman anayasa, milletvekillerimiz parlamentoda onu geçirdi ve bu tek adam başkanlık sistemi yasasını da ortada kaldıran bir anayasayı taslağını hayata geçirmemiz gerekiyor. Bizim üzerimize düşen görev bundan sonra bu olması gerekiyor. Konuşmaların ardından CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Muğla Milletvekilleri Akın Üstündağ, Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün Bodrum İlçe Örgütü ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.